Ama sizin hayatınızın en şerefli dakikaları, belki de şu dini hayata hizmet eden insanlar arasında en şerefli dakikaları, en şerefli ayları, en şerefli günleri paylaşan sizlersiniz. Çünkü sizden sonra bu cemaat yine şu anda olduğu saffetiyle o saffetini koruyamayacak. Bu gurbetten sonra gurbet izale olacak, gurbet gurur edecek, garipler az gönüllerine inşirah salınacak, az bir gülecek gibi olacaklar ama fakat onun arkasından da itiraf zulmetleri başlayacak. Artık yeniden ümitlerini bile alıp götürecek şekilde gurbetler yaşanacak. Çünkü tabiatımızdaki insaniyet, tabiatımızdaki hırslar, tabiatımızdaki makam sevgileri, tabiatımızdaki şöhret perestlikler, akrepler gibi, yılanlar gibi yeniden kuyruklarını dikecek. Bana da menfaat, bana da çıkar diyecekler. Bu açıdan da siz kötü bir dönemden sonra iyi bir dönem yaşayıp kötü bir döneme doğru bazılarınız itibariyle belki bozulmaya müsait bir berzahta yaşıyorsunuz. Ama tatlı bir berzahta yaşıyorsunuz. Dünya adına beklentisi olmayan insanlar olarak gurbetten belli bir ölçüde sıyrılmış durumdasınız ve inşallah itiraba girmeden bunu sona erdireceksiniz. Sadece Allah'ı düşünecek, sadece dini düşünecek, oturup kalkarken sadece o istikamette planlar yapacak ve o mevzuda Cenab-ı Hakk'ın size ihsanda bulunduğu her şeyi de bir bayram vesilesi sayarak sevinecek, inşirahtan inşiraha gireceksiniz. İşin özü şunu arz edeyim. Siz dünyada çok az kimseye nasip olmuş, gerçekten sevinilecek, bayram ilan edilecek bir altın çağı yaşıyorsunuz. Sokaktaki bir kısım çirkinliklerden rahatsız olmayın. Bir kısım kimselerin gösterdikleri ölçüde o çirkinliklerden de rahatsız olmayın. Çünkü siz şimdi şu anda dünya mülahazalarına bütün kapalı, ahiret mülahazasıyla bir geceyi gündüz yapmanın mücadelesini veriyorsunuz. Bir kışa bahar gelsin diye bahar türküleri söylüyorsunuz. Soluklarınızı içinize çekiyorsunuz. Aysbergleri eritmek için onların üzerine yürüyor. Buzları eritiyor, orada gül bitirmeye çalışıyorsunuz. Buzları deliyorsunuz. Kar çiçekleri çıksın diye dünyanın dört bir yanında şimdiye kadar görülmedik mücadeleyi veriyorsunuz. O bakımdan belki bir yönüyle sıkıntılı, ızdıraplısınız. Ama diğer yandan siz çok bahtiyarsınız. Bahtiyarsınız, geleceğin nesillerinden daha bahtiyar, geçmişin nesillerinden daha bahtiyarsınız. 3 asır bu ülkede yaşayan insanlardan daha bahtiyarsınız. Çünkü bir şey yapıyorsunuz. Bu insanların bazıları itirabın fırtınaları içinde ölecektir. Şöhret deyip kendisini o dalgaların içine atıp ölenler olacaktır. Menfaati dünyaya diye o çağlayanlara kendisini atıp ölenler olacaktır. Rahat deyip rehavet deyip kendisini temperverliğe salan ve ölen, mahvolan, helak olan insanlar olacaktır. Makam sevgisine gidenler olacaktır. Dünya hırsıyla başı dönen, bakışı bulanan insanlar olacaktır. Fakat ben görüyor ve biliyorum ki şimdi şu anda bu iman ve Kur'an hizmetine omuz veren sizler böyle bir sevdası yok. Ben burada istidrade bu sözlerin bana hatırlattığı bir şeyi size arz etmek istiyorum. İslam'ın zuhur ettiği andan bu yana asli saadet dahil insanların iftihar tablosuna ilk planda sabikune evvelun dediğimiz ilk ve aynı zamanda yarışı kazanan insanlar. Bunlar istisna edilecek olursa şimdiye kadar Müslümanlığı göğüslemek, onu dünyanın dört bir yanına götürmek için sayı gayret gösteren ve insanüstü bir cehd sergileyen değişik toplumlar, değişik oluşumlar, değişik doğuşumlar, değişik diriliş hareketleri olmuştur. Bunların hiçbirisi bu kadar mevcudiyetini, birliğini, varlığını koruyarak istikbale yürüyememiştir. Sadece bir misal olsun diye arz edeyim. İnsanlığın iftihar tablosu hayattayken daha, kendi hayattayken 3 tane büyük İslam'ı temelden sarsacak irtidat hadisesi olmuştur.
ve kendinden sonra Raşit halifelerin göğüsleyeceği 8 tane irtidat hadisesi vardır. Ağza kolay bu. İrtidat hadisesi derken basit bir hadise değil. Müseyleme Tülkezzab düşünün ki Yemame'de ordularını toplar gelir, hatta çok Müslümanları bozguna uğratır. Eğer Hazreti Ebubekir gibi orada bir deha, peygamberliği tam temsil eden bir insan, Halid gibi de eşi menende olmayan bir kumandan olmasaydı, Mekke'de, Medine'de taş taş üstünde bırakmazlardı o gözü dönmüş mürtetler. O biri aşılırken Esved-ül Ansi'nin irtidadı, o düşürü aşılırken Seccah'ın irtidadı ve Allah Resulü bu irtidatlar furyası içinde hayatı seniyelerini noktalıyor. Ve kendinden sonra gelecek o güçlü halifeler o irtidatları aşacaklar ama fakat 8 tane irtidat pusuda onları bekliyor. Arkasında koca koca iftirak yığınları, toplum paramparça. Ve ondan sonraki diriliş hareketleri de bunlardan farklı olmamıştır. İmam-ı Gazali kendi döneminde kafir damgasını yemiştir. Kendisini anlatabilmesi için 2 asır geçmesi lazımdır. İmam-ı Rabbani ömrünü hapishanelerde geçirmiş. Hem de sofiler kendisine kafir demişlerdir. Sen dalalete ait düşünceler serd ediyorsun demişlerdir. Ancak zamanın çok kötü olmasından, Allah'ın inayetinin fevkalade gelmesindendir ki bu cemaat tarih sahnesinde bir dirilişi temsil ederken o ölçüde hiçbir zaman iftiraka düşmemiştir. Bu daire içinde de belki irtidat edenler olmuştur. Hizmet mürtedi, ibadet mürtedi, akide mürtedi. Fakat ben çok rahatlıkla söylüyorum, 2 elin parmaklarını geçecek sayıya ulaşmamıştır bu. Bu cemaat Allah'ın çok engin bir lütfudur. Bunca güven, bunca itimat gösteriyor ki Cihan bugün kapılarını size açıyor, aralıyor, aralıyor değil, ardına kadar açıyor ve gelecekte de açacak. İnşallah bu gurbet bütün zahil olacak ama dilerim ben gurbet zahil olurken işte o çıkarcıların, o menfaatperestlerin, o dünyayı ukvanın önüne çekenlerin o cephede mücadeleyi bırakıp bu hizmete omuz vereceğine, sadece şahsi dünyasını düşünenlerin itiraflarıyla siz yeniden bir gurbet daha yaşayacaksınız. Eğer o günleri idrak ederseniz, her gün başı dönüp Süleyman Aleyhisselam'ın hazinelerini üsturelerde görüp de kendisini içine atan insanlar gibi dalış yapıp dünyaya gidenleri, menfaate gidenleri, çıkara gidenleri, evinde rahata gidenleri, aile perestliğe gidenleri, çocuk perestliğe gidenleri, bina perestliğe gidenleri gördükçe yeniden bir kere daha başınız dönecek, eyvah diyeceksiniz. Galiba bu çöküşün önünü almak mümkün değil. Bu defa gurbetiniz katmerleşecek ki biz ona sofilerin istilahıyla itiraf diyoruz. Her neyse, ben bütün ömrüm boyu Rabbime niyaz ettim, beni o itiraf günlerine ulaştırmasın. Biz sadece hiçbir şey almadan, dünyadan burada yaşayacak kadar bir şeyle, o kadarını alıp, o kadarcık bir hakkı temettüyle hayatımızı geçirip, yaptığımız şeyleri arkada bırakarak, ahirete gitmeye Allah bizleri muvaffak etsin. Evet, فَتُوبُ عَلَى الْغُرَبَى اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحَوْنَ مَا اَفْسَدَهُ النَّاسِ Çamura, balçağa, çorak yere, gül dikenlere müjdeler olsun. Çölleri bağlara, bahçelere, çevrenlere müjdeler olsun. İmansız, izansız, ilhatla çırpınıp duran sinelere, iman duygusunu duyuranlara müjdeler olsun. Gönlünün ilhamlarını dünyanın dört bir yanında, hicret demeden, gurbet demeden, yurtsuz, yuvasız gezip dolaşıp, insanlara, insani manada, kamil manada insanlığı götürmek için çırpınıp duranlara müjdeler olsun, gariplere müjdeler olsun. Ve öbür alemde Hazreti Mesih'le aynı iklimi, aynı atmosferi paylaşacaklara müjdeler olsun. Etrafınızdan dökülüp yollarda kalanlar sizi yese sevk etmeyecek. Dünyaya dalanlar sizinle beraber başkaları için olmayı, nefsi için olmaya tercih edemeyip
Takılıp yollarda kalanlar sizi yese atmamalı. Tek başınıza bile kalsanız atınızı mahmuzlayıp ileriye doğru sürmesini bilmelisiniz. Bütün dostlar yolda kalsa, herkes dünyaya dalsa, herkesin bakışı bulansa, başı dönse, Allah Resulü Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte savaşıyordu. Sağına baktı dökülüyorlar, soluna baktı dökülüyorlar. Yanında kimsenin kalmadığını görünce gerdi yayını, yerleştirdi okunu, mahmuzladı atını, iş başa düştü dedi, gitti ve geriye dönmedi. Alkışladığı insan budur. Kaldı ki inşallah siz hiçbir zaman sağsız, solsuz, tek başınıza kalmayacaksınız. Nerede yaranım diyorken, Akif o inkisarlı dönemi yaşamıştı. Nerede yaranım diyorken ben Bülent Avaz ile, nerede yaranım diyor Vadi, Payaban, Kuhisar. Aksine siz, men ensari ilallah dediğiniz zaman, nerede yaran, nerede bize destek olacak? Bin cepheden bin tane ses duyacaksınız. Lebbeyk, nahna ensarullah. Bu davanın biz de yardımcılarıyız dediklerini duyacak. Sizinle beraber koştuklarına şahit olacaksınız. Evet, o günün kahramanı, bugünün kahramanı sizler. Allah bu kahramanlıkla sizleri, bu önemli misyonu, cihan çapındaki bu büyük vazifeyi yapmak suretiyle gerçekten sizi aynı zamanda ahiretin kahramanları haline getirsin. Sizin için söylenecek her söz kısırdır, sönüktür, ölüdür. Hele benim gibi söylerken bile her şeyi yüzüne gözüne bulaştıran bir insan, yine isterseniz İkbal gibi diyeyim, ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennümün. İçimde sizin için bir bilseniz neler geliyor neler, kıtlama kadar, ama gel gör ki dilim o hissiyatıma tercüman olamıyor. Sizi yaptığınız şeyi ifade edebilseydim, göklerin kapılarının aralığından meleklerin sizi temaşasını size anlatabilseydim, göklerde bile Allah'la melekler arasında müzakereye mevzu olduğunuzu size anlatabilseydim, bir şey anlatmış olacaktım. Heyhat, ben o nameden müteheyyicim ki yoktur ihtimali terennüm. Sizi yaptığınız şeylerle Allah'ın mükafatıyla baş başa bırakıyorum. Allah iki cihanda sizi aziz eylesin. Öbür alemde, buluşacağımız yerde buluşuruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Yaşadığımız gurbet bize canımıza tak dedirtti. Orada yalnız bırakmasınlar. Hammadun, sürekli hamd edenler. Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa'nın livaül hamdi altında. Hamd edenlerin altında toplanacağı bayrak altında. Kaybolmadan, gurbet yaşamadan, vahşete dalmadan. Orada Muhammed-i Ruh'un estirdiği bad-ı nesimi duya duya iliklerine kadar yaşamaya Rabbim muvaffak eylesin. Berk-ı Hatif gibi mahşeri geçmek, köprüyü aşmak, mizandan uçarak geçmek, cennete ulaşmak, cuma yamaçlarında Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etmek. Bunlar yoldaki şeyler. Rabbim hepsini sizlere lütfeylesin.